Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün Umurgaz'dayız, gece pazarındayız. Çırdancı Hüseyin Usta'ya geldik. Birazdan zaten sizi içeride göreceksiniz. Size çeşitli neleri göstereceğiz? Mumbarı, özellikle çırdanı, şuradan çünkü her gün merak ediyor. Ondan sonra mide tavayı, bunları deneyeceğiz. Bunlar son zamanları trend yiyecekleri. İnternet kasıp kavurup gitti. Biz de bu alanda, bu kavurda tadımız bulunsun dedik. Bunun hakkında çok yorum yapan oldu işte. Kimisi o bayağı güzel falan diyen oldu. Özellikle Adanalılar. Hani çünkü Adana'da meşhur olan bir şey bu. Diğerleri de işte şırdan yenir mi falan filan diyen çok oldu. Hani yemek istemeyenler oldu. Çünkü hani neyden yapıldığını bildikleri için. Ama cidden öyle değil. Bugün zaten şırdancı Hüseyin abimiz de bunları bize anlatacak. Şırdanın yapılış aşamasından yiyiş aşamasına kadar bütün her şeyi size ekranlara getireceğiz zaten. Yalnız burası şu anda Beylikdüzü'nden Tekirdağ'a kadar en meşhur olan yer değil şu anda. Şırdancı Hüseyin abi. Ve işte dedim ya, titizlikle yaptığı işin için her şeyi ayrıntılı gösterebilecek bize. Şimdi fazla uzatmak istemiyoruz. Güzel görüntülerle sizi baş başa bırakmak istiyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar şu anda Hüseyin ustamız ve Ramazan ustamızın yanındayız. Meşhur şırdanı birazdan tadacağız ama öncelikle sizden birkaç bilgi istiyoruz. Şırdan nedir? Nasıl yapılır? Genel bir bilgi için millet şırdanı çekiyor, atıyor ama hiç bilgi vermiyor. Yani. Ustamız Ramazan Usta. Ondan başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz. Şırdan hakkında bilgi verelim. Hoş geldiniz. Şırdan Adana yöresinin yöresel bir yemeğidir, yöresel bir tadıdır. Sakatat türünde bir yiyecektir. Kuzunun da midelerinden, kuzu da biliyorsunuz mide 4 bölümden oluşuyor. Bu şırdan dediğimiz olay da kuzunun 4 midesinden biridir. Mide kuzudan alınıyor, yıkanıyor, temizleniyor defalarca. İçerisine güzel baharatlı bir pilav dolgusu yapıldıktan sonra dikilerek pişiriliyor. Bunu yaparken tabii ki ustanın elindeki lezzet, mahareti o şırdanın lezzetini artırır. Özellikle kokoreçten hoşlanan, işte midyeden hoşlanan, işkembeden hoşlanan kişilerin çok sevdiği bir üründür. Öyle ki müptelası olanlar bir seferde 8-10 tane arka arkaya yemeden doymayan müptelası müşterilerimiz var. Ama dediğiniz gibi internet aleminde gündemde olan bir ürün. Hiç bilmeyen, ilk kez tadan insanlar da çok olmaya başladı. Genelde de olumlu tepkiler alıyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Bugün biz de gezdiğimizde zaten hani bunu. Amacımız size farklı bir deneyim olacak tabii. Tabii amacımız zaten yöresel lezzetleri insanlara tattırmak. Bizim amacımız da o. Ramazan Usta'm yapıyor. Şırdancı Hüseyin olarak da tattırıyoruz insanlara. Şu şekilde şırdanımızı görsel olarak da izleyicilerimize gösterelim. Şırdan budur. Bu görmüş olduğunuz yaprak yaprak kısımlar aslında midenin iç kısmıdır. Mide yıkandıktan, temizlendikten sonra ters çevrilir ve pilav dolgusu yapılır. Şu dışında görmüş olduğunuz yapraklar vitaminlerin, minerallerin kuzu tarafından alındığı tensörler diyelim. Evet. İçinde de baharatlı pilavımız var. Muhteşem, denenmesi gereken bir lezzet. İstanbul'da iki yerde tavsiye ediyorum. Kumburgaz Silivri bölgesinde, Kumburgaz Gece Pazarında Şırdancı Hüseyin var. Midye tava, şırdan, mumbar, sucuk ekmek gibi çeşitler mutlaka tadın. Ambarlı Esenyurt Beylikdüzü bölgesinde de Ambarlı Kavşağı'nda Şırdancı Ramazan Usta. Bu lezzet iki şubede İstanbul'da hizmetinde. Gelmenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Şırdanın boyutları da var aslında. Biz genelde kuzunun kuzulardan çıkanı tavsiye ediyoruz. Orta boy olanı var, büyük boy olanı var. Onların yaşları daha büyük olduğundan dolayı lezzet çok farkı var. Bizimki zaten boyuttan anlaşılır, ufaktır. Tam Adana'nın bizzat olan ürünüdür yani küçük peki olması. Peki bu ürünleriniz nereden geliyor? Yani aldığınız bir firma mı var? Kendimiz bunun imalatını yapıyoruz. Ama bu şırdan özellikle kesimhanelerden aldığımız bir ürün. Şey olarak şırdanı kesimhanelerden alıyoruz. Yıkaması ve temizliği en önemli husustur. Düzgün şekilde yıkanmaz, temizlenmezse işkembeye has bir kokusu şırdanda bile hissedilir.
en önemli husus temizliktir, hijyendir. Bizim de buna çok dikkat ederek yaptığımızdan emin olabilirsiniz. Zaten ilk ısırdığınız anda kokusundan, lezzetinden bunu müşteriler anlayabilirler. Bizim amacımız zaten ilk yiyenlere bu ürününden sikinmemesini sağlamak. Bunu da başardığımıza inandığımız için buradaki her insanlara bunları tavsiye ediyoruz. Şimdi servis edilme aşamasını sizlere gösterelim. Bakalım en baş aşamadan sofraya kadar nasıl bir sistem izliyoruz. Hep beraber görüntüler gelsin. Şuradan bu şekilde yanında kimyon ve pul biberle servis ediliyor. Limon da seven müşterimiz kullanabilir. Mutlaka elle yenmeli. Bir önemli husus daha var şuradan gelirken. Özellikle bu ip kısmını çekiyoruz. Yemeğe başlamadan önce ip kısmını çekiyoruz. Geri kalanı tamamen yeniliyor. Bir güzel kısma geldik arkadaşlar. Şuralarımız önümüzde. Az önce sunumuzu tarif ettiniz zaten. Kimyonu, pul biberi, isteyenler acıyla beraber tüketiliyor. Şimdi burayı ipini çekeceğiz. Biraz yakınlaşabiliriz buradan. Sanki bombanın ipini çeker gibi. Bunu şöyle koyayım. Ben de öyle. Tamam. Şırdanımız yemeği hazır. İlk sen tat sonra ama. Evet. O meşhur şırdanı tatmaya yani. Biliyorum. Beklediğinden çok çok güzel. Evet, şimdi sağlanma. Vallahi hiç beklemediğim kadar güzel tadı. Efsane yani. İstanbul'da bir tarayla doymayız ha. Sıkıntı yok. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. İlk yerken şüpheyle yiyordum ama en ufak bir kötü tat kesinlikle almıyorum. Yani bütün samimiyetimle söylüyorum. Videodan sonra büyük ihtimalle biz 5-6 tane daha yiyeceğiz. Yani bayağı yiyeceğiz. Ustamıza sorduk. Şırdanın yanında en iyi ne gider diye. Aynen. Ve bu şekilde şalgam sularını söyledi. Bunu da tadalım. Güzel hazırlanmış şalgam sularımız da var. Şöyle gösterelim. Bu arada yanında tabii biber, işte kimyon, normal bu ne biberdi, nato biber mi oluyor? Evet. Yani bunlardan beraber yiyebilirsiniz. Tabii ben acıyı fazla yemedim için sadece kimyon kattım ve kimyon acayip güzel bir tat katıyor. Tabii yedikten sonra içinde, içerisinden sonra içine pilavlı kısmına limonla sıkarsanız çok daha güzel oluyor. Buraya gelmenizi cidden tavsiye ederim. Hani ben de bundan sonra hep geleceğim. Şırdan acayip güzel bir şey. Zaten biz buraya yakın oturuyoruz. Aynen. Artık her hafta sonu şırdan cinsiyi istiyoruz. Aynen. Eline sağlık bu sular. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Bazen çok umduğum şey ayağınızın dibinde olabiliyor. Aynen. Bu videoda onu da görmüş oldunuz bu arada. Hiç Adana'ya falan gitmenize göre İstanbul'daysanız direkt buraya gelebilirsiniz. Kumurgat'ta. Yani yeri de güzel. Gece pazarında. Ya buraya çevre... Yani gelmişken gezilebilirsiniz. Bayağı güzel. Çevre içelerden de gelenler var zaten. Yani bayağı bayağı. Üçüncü yer olduğu için. Video çekimlerimize zaten geldiğinde burada rahat 10-15 tane yiyen oldu. Biz hayretle baktık. Ama şimdi şaşırmıyorum. Biz de yiyeceğiz yani rahat 10-15 tane. Arkadaşlar şırdanı yedik. Evet. Bayağı da güzel. Ben bir videodan sonra 3-4 tane daha yedim. Ben yediğim falan görmedim. Bayağı yedim. Yiyor hani neresini yiyor da. Başta cidden şüpheliydim ama bayağı gitti yani. Şimdi tamam şırdanı yedik ama şimdi bak usta bu şırdanın yararı zararı nedir? Hani insanlar o konuda da bilgilensin yani. Sadece yemekle kalmayalım. Biraz bilgi veririz. Tabii ki. Şırdan kuzunun sindirim sistemiyle ilgili midesi olduğu için sindirimle alakalı faydalı bakterileri bolca barındıran bir ürün. İnsanların da buna ihtiyacı olduğu ve atıyorum et yemekle, ot yemekle tedarik edemediğimiz faydalı bakterileri, sindirim için bize gerekli olan bakterileri ancak bu sindirim ürünlerinden, sakatatları ürünlerden temin edebiliyoruz. İnsanın da ihtiyacı olan ürünler şırdanda doğal olarak var. Çok faydalı, tavsiye edilen bir durum. Onun haricinde vitaminli, besleyici, keyif veren bir üründür. Tek zararı ise bağımlılık yapmasıdır. Çünkü ilk kez şırdan tadan insanlar bile artık gece yarısında aklına geliyor, canı çekiyor, atlayıp şırdan yemeye gelenler var. Böyle bir bağımlılık kuyu da var maalesef. Üniversite öğrencisi olanlar bilir zaten.
biz gecenin bir arasında kadar sipariş veriyoruz. Yani artık siparişlerimizden bir tanesi şırdan olur. Nerede olursa. Şimdi bir güzel menümüz. Mide tavadayız. Bu sefer Hüseyin ustamasındayız. Usta şimdi sen değil. Sen de ben atmak istersin. Mide tava ile ilgili şöyle söyleyeyim. Mide dolmanın üzerindeki et kısmıdır. Meze olarak kullanılır. Yazları da çok tüketilir. Yaz ve kış ayı. Onun karın tokluğuyla veya karın aşığıyla bir alakası yok. Her saatte, istediğiniz zaman her türlü yeniden bir yöre. Evde yaptığınız zaman bunun aroması olmaz. Aroma olarak dediğim gibi mesela biz normal sıvı yağ, sıvı yağın içine normal kızarttığım mide tavanın kendi yağından yine aynen aroma olarak katıyorum. Daha güzel bir tadı. Tabii daha tatlı. İkinci bir özel nedeni de söyleyeyim. Özellikle marine ettiğimizin en büyük kısmı deniz suyu olmasıdır. Normalde insanlardır ya sodada bekletir, ya karman suda bekletir ya da bir ara bekletenler var. Bir ara daha tatlı olduğundan dolayı bayağı yumuşak tutar. Biz deniz suyunda yapıyoruz. Çünkü deniz kenarına yakın olduğumuz için o özelliğimiz var. Farklı. Tabii farklı bir şey değil. Hangi Hüseyin'de ayrı farklı? Tabii o özellikle bir tek şırdan bir Hüseyin'de var. Şimdi yapımına geçeceğim. Evet, o zaman mide tavamızın yapım aşamasını gösterelim. Ardından en güzel kısım olan mide aşamasına geçeceğiz. Deniz suyundan tatlı suda duruluyorum. Süzgeci alıyoruz tabii ki. Bu çamur olduğuna bakmayın, bu midenin kendi suyudur. Burada kendi şeyinde süzdükten sonra iyice süzülmesi lazım. Özellikle gerekirse burada şimdi işte olduğumuz için yoğun bir talepte mecbur şey yapıyoruz. Bunun içine parça parça hallerde atmamız gerekiyor. Birbirlerine yapışmaması gerekiyor özellikle. Yüzünü onlamamız gerekiyor. Şöyle şuradan şişin buradan genişlemesini de takabilirler. İyi bir bol bol unlamaları lazım. Unsuz olmuyor. Bu şekilde. Üşüş tek oluyoruz. Küçüklüğüne göre fazla da takabiliyoruz. Bazen mideler büyük de oluyor, küçük de oluyor. Sos olmadan kesinlikle yenmez. Genelde insan da bunu ekmek arası da yiyor. Karnı aç olan genelde ekmek arası olarak yiyor. Yani şu anda yağımızın dibi yapışmasın diye devamlı karıştırıyoruz. Ben noktalarından biri. Yağımızın hazır olduğunu da nasıl gösterebilirim taktik olarak? Bir damla su. Bu ses kulağınızda acıtırsa o zaman bu yağımız hazır demektir. Şişlerimizi karbonatlı suya bandırıp çıkartıyoruz mutlaka. Arkadaşlar şimdi diğer lezzetimiz mide tavayla beraber. Şırdanan fondamız tamdı. Bakalım bu nasıl olacak. Ama o yağda bir görüntü var ya, o harlanan görüntü. O beni cezbetti. Bakalım tadı olarak nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Şimdi iki tane sosumuz var. Biri yoğurt sos, biri de acılı sos. Damak tadınıza göre sosla beraber tüketebilirsiniz. Ben bir tane daha kullanacağım. Bir parça ekmek koparıyorum. Öncekini lezzetli tatlı, şimdi sıra bende. Tamam, bu seferki lezzeti sana ver. Şimdi herhangi bir şişe batırılmış mide tavamızı, mesela ben yoğurt sosuna batırıyorum. Ardından en öndekini şöyle ekmeğe koyup çıkarabiliyorum. Daha sonra tadına bakıyorum. Cips gibi güzel bir tadı, bayağı iyi. Bunu çerez diye yersin ya, ekmeği boşuna almış. Yani tad olsanız, aç olsanız her türlü gider. Tadı bayağı böyle güzel. Ben de ekmek size bir tane deneyim. Dips gibi tadı var abi. Yani normal midelerin, açık midelerin çok daha farklı bir lezzeti var. Mide gibi değil de sıradan bir çerez gibi. Gerçekten bu da ayrı bir lezzetmiş. Yani ben şırdanı az önce burada çok merak ediyordum. O tadını, lezzetini merak ediyordum. Şimdi artık bunu da çok merak ediyorum ve bundan sonra bunu da yemeye geleceğim. Yani biz az önce şırdanla karnımızı doyurduğumuz için ekmeğe ihtiyaç duymuyoruz şu anda. Yani karnı aç olan bile bunun sıkıntısını yiyebilir yani yine. Demin 7 tane mideden sonraki yalnız bu tarz... şırdandan sonra hala bu gidiyor yani.
bu tarz yiyecekler yerken kibar olmanıza gerek yok yani. Elinizi tıkatabiliyorsunuz. Yani, yok ben nazik olayım, çatal bıçak kullanıyorum. Böyle şeylere gerek yok. Çıkarın çocuktan atın ağzını. Vay vay, videoda sonra yine bundan da yiyeceğim. Ben doydum ama yine de yiyeceğim. Arkadaşlar, tadacağımız şeyleri tattık. Daha tadabilecek bir sürü imkanlarımız var. Bunlar olsun. Başka neler vardı? Yani ben illa da şırdan bir şey yemek istemiyorum kendime. Sıradan bir patates kızartması, sucuk ekmek ile yiyebiliyor yani. Kendi ıslanmaya da gerek yok. Ama özellikle şırdan da mumbari, ondan sonra video diye kutlu olma, millet havayı falan hepsini çok tavsiye ederim. Onlardan daha çok. Çünkü onları her zaman yiyorsunuz ama bunları her zaman tatamıyorsunuz. Ve bu taraflarda sadece şırdan Hüseyin abi var. Ve elleri de bayağı lezzetli, çok güzel yapıyor. Anlet olarak gördük zaten. Bir de ayrı bir parantez açmak istiyoruz. Şunu da söyleyeceğiz. 3 Ağustos 2019'da, yani önümüzdeki ayın başlığında geliyor. Buradaki bütün hasılatın %25'i Löse Vakfı'na bağışlanacak. Dolayısıyla özellikle 3 Ağustos'ta hepinizi burada herhangi yiyeceklerden tatmayı bekliyoruz. Bu arada tadımın ismine gelenlere de hangi gün olursa olsun tadımın ismine gelecek olanlara %15 indirim yapacak. Ne yerseniz yiyin. Bütün hasılatın %15'ini size düşeceğiz. Böyle bir kıyada ustamız sağ olsun, bizim ustamızla gerçekleştirdi. Burası pazar abi denen yer. Dolayısıyla birçok kişinin de uğrayacağına eminim. Biz de buna bir destek verdiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Ustam, bu imkanımızı sağlığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah beklerim. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Videomuzda yeterli sayıda beğeni ve izlenme gelirse zaten bu videoların devamları da bu mekanda sizlerle ekran başında olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Videoyu beğendiğiniz kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.